Burası 86 bine yakın nüfusuyla Çankırı şehir merkezi. 3 dönem sonra ilk kez burada AKP yerelde iktidarını kaybetti. Çankırı'da genel olarak bir önceki dönemin faturasının AKP'ye kesildiğine dair bir kanı hakim. Hatta kimileri özellikle belediyede insan kayırmanın hakim olduğunu, liyakat yerine hizmet üretmeden maaş alanların arttığını iddia ediyor. Ciddi çalışan boyutuna ulaşmış belediye. Belediyenin bütçesine göre çok fazla sayı olduğunu düşünmekteyim ben. Bir iş dünyası temsilcisi olarak. Bunu da halkımız da gördü. Dolayısıyla bu tepki oluştu ve değişim oldu diye düşünüyorum. Sadece bu kadar da değil. Kenti yakından takip eden yerel gazeteciler ülkedeki ekonomik şartlara dikkat çekiyor. Yaşanan ekonomik krizin etkilerinin Çankırı'daki bu değişimde etkili olduğu düşüncesi yaygın. Şimdi vatandaş cebine giren 7 lira 6 lirasını patatese verecek, 1 lirası için kara kara düşünüyor. Sen farklı şeylerden. Bu doğal olarak yerele bayağı bir yansıdı. Burası da 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen İsmail Hakkı Esen'in yeni iş yeri. İçeride geçmiş dönemlerin hesabı yapılıyor. Çankırı'da yarış Cumhur İttifakı'nın paydaşları arasında geçti. 3 dönem üst üste belediye başkanlığını yürüten AKP'li belediye başkanlarının ardından bu kez belediye başkanlığı koltuğuna MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen oturdu. O artık belediye başkanı. Peki belediyede yarın neler yaşanabilir? İşte herkes Çankırı'da bu sorunun cevabını arıyor. Zira belediyenin bilançolarının çok da parlak olmadığını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bunların içinde yeni seçilen başkan Esen de var. Seçim sonuçları geldiği andan itibaren makam odasının önündeki kalabalık hiç eksilmiyor. Tebriklerin bolluğundan değişim hemen anlaşılıyor. Plancho'nun çok hoş olduğunu zannetmiyorum. Bu diyorduk zaten, ben meclis üyesiydim 5 yıldır. Allah'ın izniyle her şeyin üstesine geliriz. İstihdamla ilgili bayağı bir şişkinlik var. Ya şişkinlikten ziyade riyakat önemli. O noktada çalışmalarımızı yapacağız. İstihdamı artıracağımızı söyledik ama bu belediye yük olarak değil. Biraz daha ticarethane gibi düşünüyorum ben. Sayın Bakanlarımız da Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi ifade etmişlerdi. Biraz daha öyle yönetilmesi lazım diye düşünüyorum. Medyaskop Çankırı Belediye Başkanı seçilen Esen'in seçim çalışmalarını da bir ay önce şehirde takip etti. O tarihte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Esen'e destek için kentte bir miting düzenledi. Sonuç MHP'nin istediği gibi oldu. Çankırılılar şimdi kentin daha yaşanır bir yer olması için atılacak adımları bekliyor. İlk sırada kent rantını yükseltmeden konut sorununun çözülmesi var. Murat Utku, Medyaskop, Çankırı.